Yapılması gerekeni şudur, siyasi partiler eğer bir seçim hükümetinde, böyle bir hükümet oluşumunda yer almama iradesi varsa bu irade doğrultusunda hareket etmelidir ve bu siyasi partiye üye milletvekillerinde teklif bulunmamalıdır. Evet, bu bir ahlaksız tekliftir. Sayın Murat, bu açıkçası böyle bir ahlaksız teklifi reddetmekte milletvekillerinin onurudur. Bizler bir parti olarak milletimize partiyi temsilen milletvekili adayı olduk. Peki Sayın Murat, o zaman elbette sorunumuz vardır. Siz bu konuda öfkelisiniz. Belki sizi daha da öfkelendirecek bir detayı sizlerle paylaşacağım. Çünkü kulislerde size teklif getirileceği de konuşuluyor. Herhalde siz de duymuşsunuzdur. Buna cesaret bile edemezler. Peki. Cesaret bile edemezler. Yani böylesine bir tutum olabilir mi? Efendim anayasaya aykırı olurmuş. Efendim süreci tıkamasın. Süreç tıkanmıyor ki. Zaten Davutoğlu niye görevlendirildi ki? Birisi bana bunu söylesin bakalım. Parlamentodan güven oyu alınmayacağına göre. Evet. Parlamentoda çalışmayacağına göre. Davutoğlu her şeyden önce şunun hesabını versin. Madem ahlaktan bahsediyor Balçık Hanım. Bugün görevi almadı mı? Evet. Basın toplantısında diyor ki dün özgeçmişlerine baktım. Evet. Görevi almadan sen ne arıyorsun, ne yapıyorsun? İsimler bende mahfuz diye söyleyebiliyor. Siyaseti doğru düzgün yapacaksınız, ahlaklı yapacaksınız. Görevi almadan.